Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir son dakika bilgisiyle sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Türkiye'den beklenen açıklama yapıldı. Suriye-Türkiye-Rusya görüşmesi için ilk açıklama bugün itibariyle dünyaya ilan edildi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, Rusya, Suriye ve Türkiye Dışişleri Bakanlarının görüşmesi için şu anda hazırlık yapıldığını belirtti. Değerli takipçilerimiz, yapılan basın toplantısında şimdi gündemde Dışişleri Bakanları toplantısı var şeklinde konuştu. Toplantının ne zaman yapılacağına dair bilgi vermeyen Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, görüşmenin nasıl yürütüleceği, şartlar görüşülüyor ifadesiyle yetindi. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu 12 Ocak tarihinde yaptığı açıklamasında Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktat'la bir görüşme için yeni bir anlaşmaya varılmadığını ancak görüşmenin en kısa sürede yapılacağını söylemişti. Milli Savunma Bakan Yardımcısı Hulusi Akar'la beraber Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan geçen yılın son günlerinde Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu, Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmut Abbas'la beraber iki ülkenin istihbarat başkanlarıyla Moskova'da bir araya gelmişti. Akar'ın Suriye Savunma Bakanı ile bir araya gelmesi, Suriye-Türkiye arasında 2011'den bu yana bakanlık düzeyindeki ilk görüşme olmuştu. Eğer Dışişleri Bakanları görüşmesi yapılırsa bu görüşme, Suriye İç Savaşı'nın başladığı 2011'den bu yana Suriye ve Türkiye arasındaki en üst düzey görüşme olmuş olacaktır. Değerli takipçilerimiz, şu anda bütün dünyanın gözü Türkiye, Suriye ve Rusya görüşmesine çevrilmiş bir vaziyette. Ana vatan Türkiye hamlesini bu şekilde yaptı. Bir videomuzun daha sonuna geldik. İlerleyen saatlerde buluşmak ümidiyle.